Başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Ben Zehra Kamadan. Bugün bu program moderatörlüğünü ben yapıyor olacağım. Soru cevap kısmında da arkadaşım Gülsüm bize eşlik edecek inşallah. Bugünkü konumuz İslam psikolojinin dünü, bugünü ve yarını. Doktor öğretim üyesi hocamız Saliha Uysal bize eşlik edecek programda. Ondan dinliyor olacağız bugün inşallah. Program akışımızda başlangıçta isim tanıtımı, sonrasında hocamızın özgeçmişiyle ilgili ufak bir bilgilendirme yapacağız. Sonrasında mikrofonu hocamıza bırakarak seminer kısmına geçeceğiz. Seminer kısmından sonra soru cevap kısmı, teşekkür belgesi ve kapanış olacak. Programımız yaklaşık 1,5 saat sürmekte hedefleniyor. Mikrofonlarınızın kapalı olduğundan emin olup sorularınızı chatten yazmanızı rica ediyoruz. İSİP olarak misyonumuz ücretsiz ve erişilebilir bilgiyi herkese paylaşabiliyor olmak. Aynı zamanda da İslami köklü geleneğimizi, mirasını canlandırmayı da hedefliyoruz. Ortak bir platformda buluşarak. İSİP 80 farklı ülkede 7.000'den fazla kullanıcıya hitap etmekte. 14 farklı ülkede de Türkiye'de olduğu gibi yerel yapılanmalarımız ve o ülkenin dilinin konuşulduğu İSİP'in farklı chapter'ları var. Bizi nasıl takip edebilirsiniz? YouTube kanalımızda oynatma listelerinde Türkçe olarak bir oynatma listemiz var ve genel İSİP Global'ın da oynatma listeleri var diyelim. WhatsApp gruplarımıza eklenebilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizde takip edebilirsiniz. Şimdi birazcık hocamızdan bahsedelim. Saliha Uysal hocamız İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra transpersonel psikoloji ve din başlıklı yüksek lisans teziyle Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi bölümünden de mezun olmuştur. Bu arasında yine din psikolojisi bölümünde din psikolojisi bağlamında ölüm eşiği deneyimleri teziyle de doktoradan mezun olmuştur. Ses çalışmasında Ölüme Uyanmak adıyla kitap olarak yayınlamıştır. İkinci eserde Gelenek ile Gelecek arasında İslami psikolojidir. 2015 yılında da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikoloji bölümünde de yardımcı doçent olarak da öğretim üyeliği yapmaktadır. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Seminerimizi dinledikten sonra geri bildirim formumuzu doldurursanız çok memnun oluruz. Aynı zamanda başlamadan önce de Zuhal Alıkeşen hocamızın bugün bizlerle olamayacağını ve sizlere sevgilerini ilettiğini de iletmiş olayım diyeyim. Şimdi hocam, slaytı açtıktan sonra sizi tekrar davet ediyor olacağım. Çok kısa bekletiyorum. Evet, Salih hocam, mikrofonu size bırakıyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum Zehracığım. Hoş geldiniz tekrar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle İslami psikoloji alanının tekamülüne katkı sağlayacağını umut ettiğim bu güzel birlikteliğe, Uluslararası İslami Psikoloji Öğrenci Birliği'ne daveti için teşekkür ediyorum. Alandaki kıymetli isimleri bizlerle ilgilileriyle buluşturduğu için bu nezaketiniz için çok teşekkür ederim Zehracığım. Ekibinize de emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım bu akşam sohbetimizde Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaya bir vesile olur. Rabbimize kurbiyet için bir vesile olur. Bugün inşallah İslami psikolojiyi ve onun gelişimine dair söylemi zenginleştireceğini umduğumuz hususlara dikkat çeken bir sohbet yapmış oluruz. Şöyle güzel bir özet yapmış oluruz umarım. Tabii bunun için evvela bu aktarımda, özellikle entelektüel aktarımda İslami entelektüel mirasın bize kadar ulaşmasını sağlayan, miskal ağırlığınca emeği geçen, üzerimizde hakkı olan ecdadımıza bir Fatiha ile inşallah başlayalım ya da yayından sonra arkadaşlardan bir Fatiha okumalarını rica edelim inşallah. Hepsinin ruhları şad olsun. Bilhassa Malik Bedri hocamın da ruhu şad olsun diyerek başlamak istiyorum. Evet,
İslami psikolojiyi anlayabilmek için evvela ilk slaytımızda din bilim ya da din psikoloji din tartışması, özellikle Ali Köse Hoca'dan referansla Bir Dargın Bir Barışık Kardeşler makalesine atıfta bulunarak başlamak istedim. İnsanoğlu bildiğiniz gibi var olduğu zamandan bu yana, yani her toplulukta maddi manevi olmak üzere iki net alanı var insanoğlunun. Bu alanlar Malinowski'nin ifadesiyle biri büyü ya da din alanı, diğeri de bilim alanı. Bildiğiniz üzere bilim tecrübeden, büyü ise gelenekten türer. Akılla yönlendirilen bilim gözlemle düzeltilir. Din ise akılla da gözlemle de ulaşılamayan mistik bir zeminde var olur. Tabii hem psikolojinin, yani aslında Wundt'la başladığını düşünürsek psikolojinin, özellikle de Leipzig'te 1879 itibariyle başladığını düşünürsek, daha o zamandan Descartes'in o kognitif ergosumlarından itibaren bu iki alan arasında, yani din ile bilim arasında tarih boyunca hep bir çekişme, bir çatışma ya da bir ne diyelim, bir türlü kendi şahsi olarak konuşan şahıslarına gelen eleştirileri karşılayamama gibi iki taraf arasında hep bir çekişme var olmuştur. Ve bu aralarındaki mesele ne tam olarak çözülebilmiş ne de tamamen ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla Bir Dargın, Bir Barışık Kardeşler gibi din ile modern psikoloji de bu halden nasibini almıştır. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi Wundt ile psikolojinin Leipzig'te 1879'da başladığını düşünerek insanı madde cihetiyle ele alan felsefi yaklaşımların tesiriyle zamanın ruhu gereği, işte Zeitgeist diyoruz biz ona derslerde öğrencilere anlatırken, zamanın ruhu gereği din bir şekilde abluka içine alınmış vaziyete geliyor. Çünkü insanı beyinden ibaret gören kuru bir laboratuvar nesnesi olarak ele alan modern psikoloji, bilimsellik iddiasıyla da biraz onun da etkisiyle ruhu, dolayısıyla dini kendisinden uzaklaştırmanın yollarını arıyor. Oysa psişe dediğimiz ruh ve logos dediğimiz bilgi kelimelerinin birleşiminden müteşekkil olan psikolojinin bir ruh bilimi olması gerekirken, zaman içerisinde her ne kadar William James gibi din psikolojisinde babası olan isimler dinin tecrübi yönünü psikolojiyle temellendirmeye çalışsalar da, ya da bir diğer ifadeyle dini psikolojiye ısındırmaya çalışsalar da, maalesef bu bilim din arenasında bilim tarafında bulunan insanlar sebebiyle ruhsuz bir ruh bilim ortaya konulmuş oldu. Tabii bilim ve din ayrı alanlar gibi görünmekle beraber aslında aynı hakikatin farklı izah biçimleri ikisi de. Din bilimi, bilim ve dini tamamlayacak yönlere sahip. Ama şunu sürekli bize hatırlatan seküler bir disiplin olan psikoloji, diğer slaytlarda da göreceğimiz üzere aslında hep dini, bilhassa da Freud'la birlikte psikanaliz dini, hatta İslam'ı danışan koltuğuna oturtmaya çalışmıştır. Tabii şeyi de ifade etmek lazım. Psikoloji diğer toplum bilimleri gibi postmodernizmin getirdiği o temsil krizini o da yaşamıştır. Yani kültürü göz ardı etmiştir. Evrensellik iddiasına karşın yerel olan tekil olarak görülmüş, az küçük ve farklı olduğu için ötelenmiştir. Dini de bu şekilde ötelemiştir. Dolayısıyla bir temsil krizi yaşamıştır. Aslında İslami psikolojiyi iyi bir şekilde idrak edebilmek, anlayabilmek için psikanaliz ile İslam'ın ilişkisine bakmak lazım. Tabii ikinci ve üçüncü slaytımızın aslında çok uzun saatlerce derinlemesine konuşulması gereken slaytlar olduğunun farkındayım. Ama kısaca bahsetmek gerekirse aslında günümüzde din ve psikanalizin etkileşimindeki en kritik konuların başında tabii ki din gelir. Bunun sebebi de aslında Freud'un ifade ettiği o Oedipus kompleksi gibi dinin de bastırılması. Yani ben ona religious kompleks diyorum. Yani tıpkı cinselliğin ya da işte Freud'un bahsettiği o bastırılan içgüdü gibi din de 19. yüzyılda sürekli bastırılması sebebiyle ya da sebeplerinden biri bu olabilir diyebiliriz. Sürekli bu etkileşim içerisinde en kritik konuların başında yer almıştır din.
Bilhassa Freud biliyorsunuz hatırlatmakta fayda var. Dini obsesyon ya da işte nevroz olarak tanımlar. Tabii onunla birlikte birçok psikanalist de bu tanıma eşlik eder. Tanrı'yı, dini bir illüzyon olarak görür. Ve din kendisinden, yani son tahlilde aslında Freud'un bakış açısıyla din kendisinden güven, kurtuluş beklenen, idealize edilmiş bir baba figüründen başka bir şey değildir. Şimdi burada kendimize sormamız gereken bir takım sorular var tabii. Yani psikanalizle din bir arada bulunabilir mi? Ya da psikanalizle İslam uzlaştırılabilir mi? Bütüncül bir birlik sağlanabilir mi? Müslümanlar için psikanaliz ne demektir? Psikanaliz nasıl bir projedir? Sınırları nelerdir? Genişletilebilir mi? Gibi birçok soruyu aslında tek tek derinlemesine düşünmek ve aslında danışan koltuğuna oturtulan dinin ve özellikle de İslam'ın artık analist konumuna taşınması, nakledilmesi gerektiğini idrakine vararak bu süreci geçirmek gerekiyor. Tabii Müslüman toplumlarda psikanalizin gelişimi tarihsel süreç ve toplumsal koşullara, şartlara bağlı. İslami çerçevede psikanaliz yapmak Müslüman olmayan bağlamlardan farklılıklar gösterecek tabii ki. Ama bu farklılıklar kültürel. Psikoloji de zaten özellikle modern psikoloji dediğimizde zaten yereli anlayamaması yüzünden ciddi problemler yaşamaya başlamıştır. 26-27 Haziran 2017'de Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir konferansta özellikle başlığı hatırlatmakta fayda var. Son zamanlarda kitabı da tercüme edildi. Tedlilerden oluşan kitap. İslam Psikanaliz ve Psikanalitik İslam Konferansı'nda bahsedilen hususlardan zihnimde kalan bir takım sorular var. Yani İslami psikanaliz diye bir şey var mıdır? İslam psikanalitik bakış açısıyla anlaşılabilir mi? İslam Batı ile uyuşamaz mı? Hani Ian Parker'ın güzel bir söylemi vardı. İslam ve psikanalizin aslında epistemolojik rezonansı var mıdır? Aslında birçok yani baktığımızda birçok araştırmacı bunun cevabını arıyor. Biz de belki bunun cevabını arıyoruz. Çünkü birçok kişi İslam'la psikanalizin karşılaşıp birbirlerini şaşırtmaya zorlayacağını düşünüyor. Birçok insan bunu düşünüyor ve tabii burada da önümüze üç kavram çıkıyor. Kültür, İslam ve psikanaliz. Tabii ben burada detaylarına girmeyeceğim bunu İslami psikolojinin genel çerçevesine geçebilmek için. Ama sormamız gereken sorulardan birisi şu, kültür, din ve psikoloji bağlamında psikanaliz ve İslam dünyası arasında duyarlı, güvenilir bir diyalog zemini oluşturulamaz mı? Pekala oluşturulabilir. Tabii ki zorlu olacak ama her ikisini de zenginleştirecek bir münasebet kurulabilir. Peki modern psikoloji, işte Zeitgeist, zamanın ruhu, dini, psikoloji perdederken, ruhsuz bir ruh bilimi ortaya koyarken aslında onun çok öncesinde bizim geleneğimiz, İslami gelenek psikoloji hakkında ne söylüyordu? Ya da bize bırakılan bu mirasta din ya da maneviyat nerede yer alıyordu? Yani bununla alakalı birçok biliyorsunuz konferanslar yapılıyor, işte çalıştaylar düzenleniyor. Zemzemi Hoca'nın bir sorusu vardı, onu hatırladım. Ramya Hoca da bunu birkaç kez bahsetmişti konferanslarında. Ben de birkaç makaleden mülhem bahsetmek istiyorum burada. Depresyonun söz gelimi Müslümanlar arasında daha az yaygın olduğu düşünülüyor. Ya da intihar oranlarının Müslüman topluluklarda diğer topluluklara göre daha az olacağı iddiasında bulunanlar var ama yapılan son çalışmalar maalesef farklı sonuçlara işaret ediyor. Bizim mirasımızda tabii baktığımızda işte İbn-i Sirinler, sağda da göreceksiniz sağ üstteki Tefsirul Ahlam kitabı, işte Belhi'nin Mesalihul Vel Ebdan sol üstte gördüğünüz gibi İbn-i Sina'nın Tıbbur Ruhanisi, Razi'nin Ruh Sağlığı kitabı, Sabit İbn Kurra'nın eserleri yani genel olarak baktığımızda birçok psikolojik kavramın derin bir şekilde ele alındığını görüyoruz. Öfke gibi, hüzün gibi, bugün OKB dediğimiz vesvese gibi, kognitif bilişsel davranışlar gibi ya da işte İbn-i Sirin'le Ebbeynuru'nun ya da Nablusi'nin rüyalar çalışmaları, izahları gibi.
Ya da Gazali Hazretleri'nde, Taşköprüzade'de, Bilgivi'de gördüğümüz pozitif psikolojiye ilişkin temalar gibi, ya da işte bir takım Riyadet Sibyan ya da Tedibül Evlat, Siyasetü Sibyan gibi pediatrik hastalıkları içeren bir takım çalışmaların çok önceden yapıldığını zaten biliyoruz. Ya da işte Osmanlı dönemindeki Darüşşifalar, Bağdat'ta açılanlar, Edirne'de açılanlar, bunların hepsi tabii farklı farklı platformların uzun uzun incelenmesi gereken konuları. Ama sonuç itibariyle bizim dedemizden bize kalan bir miras var ve bu mirasın içerisinde aslında insanın iyi oluşunu kolaylaştıran, hatta işte miftahı surur gibi kavramlar duyarsınız. İşte miftahı surur, min kullel hamum ve mufaddehin nüfus gibi, el müferrih gibi, el mulattif gibi, el mukavvi gibi kavramlara rastlarsınız. Ya da Ebu Zeyd el-Belhi'nin talebelerle biz zaman zaman pasajlar okuyoruz. Mesalihul Ebden kitabındaki gibi. Malik hocam da şey derdi bana, Ebu Zeyd el-Belhi'nin bilişsel davranış terapisinden çok etkileniyorum, büyük ölçüde etkileniyorum derdi. Onun beden ve ruhun devamlılığı üzerine yazdığı bu el yazması eser, beden ve ruh sağlığı eseri, Mesalihul Ebden vel Enfus, aslında çok parlak bir örnek bizim için. Genel olarak baktığımızda atalarımızda, ecdadımızda, bugün belki psikiyatristlerce, Müslüman psikologlarca kullanılan bir takım tekniklerin 12 yüzyıl önce alimler tarafından bulunduğu, keşfedildiği ve kullanıldığını görüyoruz. Bu çerçevede de hatta şey hatırlatmakta fayda var. American Psychological Association dediğimiz APA'nın başkanı Dr. Susan McDaniel, Nisan 2016'da Looking East diye, Doğu'ya Bakmak diye bir makale yayınlamıştı. Batı psikolojisinin genellikle dini ya da manevi bir temele sahip olan Doğu psikolojilerinden çok şey öğrenebileceğini vurgulamıştı orada. Yani bunu belirtmekte fayda görüyorum. Yani böyle şeylere de ihtiyacımız yok aslında. Ama işte McDaniel'ın bu Mısır'da ya da Hindistan'da katıldığı konferanslardan mülhem Batı bilimini ve Doğu düşüncesini birleştiren bir psikoloji geliştirme taahhüdünden bahsedilmişti orada. Gerçi Malik Hoca şöyle derdi hep, hakiki bilgiye erişmenin hani yolu olmaz, doğusu ya da batısı olmaz. Dolayısıyla biz doğudan da batıdan da, yani kendi ecdadımızdan da batıdan da doğru olan bilgiyi alıp kullanacağız. Zaten İslami psikolojinin amacı da bu. Birazdan ona da inşallah diğer slaytlarda geleceğiz. Yine Gazali Hazretleri'ni bilişsel ve davranışçı temayüle nefsin tezkiyesine işaret ettiği birçok pasajı var, metinleri var, ayetlerden alıntılarla, hadislerden alıntılarla, Kimya-i Saadet'te, İhya-i Ulumuddin'de. Mutlaka bu mirasın gençler tarafından okunması gerekiyor. Kavramsal olarak kibre, hırsa, şehvete, cimrilik gibi kavramları ele alıyor. Ya da İbn-i Kayyım'ın işte ruh üzerine, mutluluk üzerine, kalbin hastalıkları üzerinde durduğunu görüyoruz. İşte efendime söyleyeyim, Sühreverdi'nin nefsi emmare, nefsi levvame ve nefsi mutmainneyi Kur'an'dan mülhem, oradan orayı refere göstererek incelediğini, kalp, akıl gibi kavramları belirttiğini ya da ruhani yolculuk gibi konuları incelediğini görüyoruz. Tabii bunların hepsi gurur duyacağımız miraslar. Ama biz bugün yeni İslami psikoloji bakış açısıyla, yeni ufuklarla bunun da ötesine geçmeliyiz. Yapmamız gereken şey bu aslında. İhtiyacımız olan şey tercüme faaliyetleri, yeni kitaplar çıkartmak, yeni makaleler yazmak ve psikolojiye küsmüş ruhu aslında nazik bir şekilde tekrar psikolojiye davet etmek. Çünkü İslami psikolojinin amacı bugün ruh psikolojiye geri getirmektir. Sadece psikanaliz ya da işte modern psikolojinin sunduğu teknikleri kullanmakla kalmayıp bununla beraber tezkiye tüm nefsi sağlamaktır. Yani nefs tezkiyesini, nefs arınmasını sağlamaktır. Çünkü biz bugün yapılan araştırmalarda din ve maneviyatla ilişkili terapilerin daha etkili olduğunu, daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Ama maalesef Müslüman toplumlardaki hem nitel hem nicel araştırmalara baktığımızda kültürel problemler ya da girizgahta bahsettiğimiz gibi modern psikolojinin ruhu tard eden yanı, dini koltuğa oturtan yanı Müslümanların terapi hizmetinden faydalanamamalarına sebep oluyor. Dolayısıyla İslami psikoloji bu mirasın kadrinin bilinmesini sağlayacak araçlardan birisidir. Peki İslami psikoloji nasıl ortaya çıktı?
Birçok sebebi var İslami psikolojinin ortaya çıkmasının. Tabii ki o özellikle de İslam dünyasında kainatı ya da insanı anlama gayesiyle alakalı birçok sorunla uğraşırdı. Geçmişle günümüz arasında sağlam bir köprü vazifesi gören o dönemden kalma çalışmalar, az önce zikrettiğimiz çalışmalar bugünkü çalışmaların yolunu açmaya başladı. Özellikle 7. ve 15. yüzyıllar arasında Yunanca'dan Arapça'ya yapılan geniş çaplı tercüme faaliyetleri, işte Bağdat şehrinin dünyanın başlıca ekonomik merkezlerini kapsayan ticaret yolu olan İpek yolunun kalbinde inşa edilmesi, Beytülhikme'nin açılması, bütün bunlar yani aslında yönetilen alan büyüdükçe İslami coğrafyada Müslüman yöneticiler yeni dini ve medeni sorunlarla boğuşmak zorunda kaldılar. Bu sorunlarda Müslüman alimleri astronomi, trigonometri, cebir ve psikoloji gibi birçok alanda bilgi edinmeye teşvik etti. Tabii bunlar az önce de söylediğim gibi Beytülhikme'nin etkisi ve bu ve benzeri sebepler ve modern dönemde de İslami perspektiften psikolojiyi görmek isteyen isimler, işte kim gibi? Muhammed İkbal gibi, Muhammed Kutup gibi, Muhammed Osman Necati gibi isimler, din psikolojisinin tecrübi yöntemini savundukları için ve o dönemki çalışmaların yetersizliğini savundukları için James gibi, Jung gibi, Freud gibi öncülerin psikoloji görüşlerini eleştirmeye başlamışlardır. Ve buna bağlı olarak da İslami psikolojiyle uğraşacak Müslüman araştırmacıların teorik, kavramsal ve metodik açıdan yeni bir perspektifle, yeni bir ufuk açan bir yöntemle yeni usuller geliştirmeleri gerektiğini işaret etmişlerdir. İşte Muhammed Kutup İslam'a göre insan psikolojisi adlı eserini yazmıştır. Freud'u sadece rasyonel bakış açısıyla değil, psikolojik bakış açısıyla değil, aynı zamanda İslami perspektiften eleştiren ilk kişilerden olmuştur. Muhammed Osman Necati yine 1946 yılında İbn-i Sina'da Hissi İdrak adlı eseri yazarak alana çok ciddi katkılar sağlamıştır. Tabii İslami psikoloji sistemli bir yaklaşım olarak aslında çok detaylarına girmeyeceğim çünkü zannediyorum önceki oturumlarda bahsedildi. Malik Bedri'nin Amerika'da ve Kanada Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği'nin 1975'teki kongresinde Kertenkele deliğindeki Müslüman psikologlar başlığında sunduğu tebliğ başlamıştır. Malumunuz bu tebliğde mütakip gelişen El-Reşat Enstitüsü'nün kurulması, işte 1978'de Riyad Üniversitesi'nde psikoloji ve İslam üzerine ilk uluslararası sempozyumun düzenlenmesi gibi olaylar silsilesiyle aslında tam manasıyla İslami psikolojinin tezahürü gerçekleşmeye başlamıştır ve 1970'lerde de artık iyice yaygınlaşmıştır. Tabii malumunuz yine Bedri'nin 1979 yılında The Dilemma of Muslim Psychologists adlı o konuşması kitaplaştırılmıştı 1979'da ve bu aslında İslami psikoloji çığır açan bir kitap olmuştur. Son derece sade bir dille, her kesimin anlayabileceği bir kitap olmakla birlikte Malik Bedri bu eserinde aslında Batı'nın teorilerine, sosyal bilimlerdeki pratiklere ya da bunlara karşı zihinsel esaret zincirlerini kıramamış Müslüman psikologları eleştirerek yepyeni bir bakış açısı kazanmamızı sağlamıştır. İlerleyen süreçte diğer slaytta da görebileceğimiz gibi aslında Müslümanlar için yani İslami psikoloji nasıl ortaya çıktı sorusuna binaen Müslümanlar için aslında en önemli bilgi kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim'in hadislerdir. Hazreti Muhammed'in hayatıdır. Çünkü Hazreti Muhammed hayatı boyunca öğrenmeyi, öğretmeyi teşvik etmiştir. Hatta bir hadisinde bilgiyi elde etmek için bir yola girene Allah cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur. Bu tarz hadisler ya da işte Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bunların hepsi genel olarak Müslümanları öğrenmeye odaklayan ya da işte istifade edilen ilmi ya da sadaka-i cariyeyi ya da emri bil marufu nehi anil münkeri hedeflerini oturtan, merkezlerini oturtan Müslümanları yeni çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Tabii en temel etkenlerden birisi de az önce zikrettiğim gibi emri bil maruf ve nehi anil münker yani iyiliği emretmek ve kötülükten men etmektir Müslümanlar için bu ifadedir.
Ve bu düstura bağlı olarak da İslam alimleri İslam hukuku geleneği içinde ruhu incelemenin ve ruhu muhafaza etmenin önemini de göstermişlerdir. Bir diğer ifadeyle ekranda da görebileceğiniz gibi celb-i mesalih dediğimiz ya da celb-i menafi dediğimiz iyi ya da yararlı olanların şeylerin elde edilmesi, def-i mefasit dediğimiz kötü ve zararlı olan şeylerin reddedilmesine odaklanmışlardır. Ve bunu da başarmak için aslında vaktimizin sınırları sebebiyle çok az bahsedeceğim tasarlanmış İslam hukukunun beş büyük hedefinden olan makasdu şeriayı önemsemişlerdi. Yani İslam'ın getirdiği hükümlerin gayelerini merkeze oturtarak İslami psikolojinin doğuşuna zemin hazırlayacak girişimler içine girmişlerdir. Tabii İslam hukuku uzmanları bunun şeriatın gerekli bir ilkesi olduğunu öne sürmektedirler. Çünkü yine tezkiyetün nefs olarak bakarsak ya da seyri sülük olarak bakarsak insanın dünyada doğruluğa ulaşması, işte toplumdan yozlaşmayı kaldırmak, ancak insanlık rasyonel ve manevi kapasitesini koruduğunda mümkün olan bir şey olduğu için sürekli buna dikkat çekmişlerdir. Ve doğru düşünme, uluslararası, ulusal, toplumsal ya da bireysel meselelerde doğru yansıtmalara götüreceği için doğru düşünme biçimleriyle bu zemini oluşturmaya çalışmışlardır. Yine tabii sosyolojik faktörler, yani Müslüman alimlerin dini motivasyonları, bu zemini oluşturmadaki dini motivasyonları, bilgiyi elde etmek noktasında sahip oldukları ilham ve bunun yanı sıra yine zamanın ruhu gereği sosyopolitik faktörlerin de az önce bahsettiğimiz gibi onları eski psikolojik eserlerin muhafazasına sevk etmiştir. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler, işte makasudü şeria, celb-i mesali, def-i mefasit, sosyopolitik faktörler, kendilerine ya da işte o dönemki ne diyelim tercüme faaliyetlerinin kendilerine getirdiği ilham, okudukları Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisler özetle bugünkü İslami psikolojinin zeminini oluşturmakta tesiri olan unsurlar arasında sayılabilir. Tabii Freud'u da sadece rasyonel ve de psikolojik açıdan değil de İslami perspektiften de eleştirmişlerdir demiştik az önce. Bu eleştirilerin başlamış olması aslında İslami psikolojinin yolunu açan ilk etmenlerden birisiydi. İkincisi de Batı'nın o 1940'lar, 50'lerde psikanalistlere duyduğu güvenin zaman içinde sarsılmaya başlaması. Bilhassa Freud'dan sonra kızı Anna Freud'un kitleleri yönetme amacıyla dünyayı elinde bulundurması ve psikanalizle kitleleri yönetmeye çabalaması gibi, bunun tabii çok detaylarını konuşmak lazım aslında başka bir ortamda belki. Bu tarz hususlardan dolayı insanların itimadının artık kalmaması ya da o dönem için psikolojiyle alakalı olarak bir duyuma erişilmiş olması ve bir takım davranışçı terapi tekniklerinin yetersizliğine ilişkin yayınlanan karikatürler ve bunların hepsinin etkisiyle Batı'nın psikoloji alanı ile ilgili beslediği memnuniyetsizlik, isteksizlik, İslamileştirmeyi kolaylaştıran unsurlar olarak karşımıza çıkmıştır. Tabii Malik Hoca'nın bana ve birçok insana da aktardığı, görüşmelerimizde aktardığı bir şey vardı. Şunu söylerdi. Yani Freud'un iddia ettiği Oedipus kompleksinin aslında birçok insanda olmadığı ya da işte benzeri şeylerin herkeste olmadığının keşfedilmesi, Afrika'daki bazı kabilelerde depresyon duygusunun hiç olmamasının keşfedilmesi, yine bazı insanlarda depresyon yerine mani veya aşırı mutluluk halinin görülmesi, son tahlilde, son zamanlarda DSM-4 ve DSM-5'teki bir takım ruhsal bozuklukların Malezya, Endonezya gibi ülkelerde görülmemesi sebebiyle, yani aslında özetle transkültürel psikolojinin gelişmesiyle İslamileştirme hareketinin yolu açılmış oldu. Özetleyecek olursak, İslami psikolojinin ortaya çıkma sebepleri, Müslümanların dini motivasyonlarıydı ilk olarak. Yani az önce söylediğimiz gibi ayetler, hadisler, peygamberimizin hayatı, iyiliği nehyetmesi, kötülükten men etmesi gibi tavsiyeleri. İkinci olarak bilgi arayışı için sahip olman ilham ve bu motivasyon ve ilhamdan kaynaklanan sosyopolitik faktörler. Peki bilginin İslamileştirilmesi neydi?
Psikolojinin İslamileşmesini anlayabilmek için aslında bilgi, ilim kavramlarına detaylıca bakmak lazım ama vaktimiz sınırlı olduğu için buraları hızlı geçeceğim. Yani bir şey hakkında bilinen kesin bilgi ya da bir şeyin hakikat ve mahiyetini kavrayıp idrak etmek anlamına gelen ilim, zaman içerisinde bilginin istemleştirilmesi kavramı bağlamında birçok tanıma nesne olmuştur, tanıma konu olmuştur. Genel olarak İslam düşüncesinin karşılaştığı problemlerin tespiti, düşünce yapısının geliştirilmesi maksadıyla çalışmalar yapılması, bilimin her alanında bilinçlendirme ya da bilginin tahkiki için yapılan çalışmaların İslami maksatlara dayandırma fikridir denilebilir. Ya da ister insana Faruki'nin deyimiyle, ister tabiata, ister dine ilişkin olsun, tüm bilginin tevhid ilkesine göre yeniden düzenlenmesidir bilginin İslamileştirilmesi. Ama burada maksat İslam medeniyetini yeniden diriltmektir ve bu amaçla çağdaş İslam düşüncesinin yeniden yapılandırılmasıdır. Tabii İsmail Raci Faruki'nin yaklaşımına detaylıca normalde bakmak lazım ama burada hızlıca şunu da ifade edelim. İslam medeniyetinin temellerini atan işte Kindi, Harezmi, Errazi, Farabi, İbni Haldun, İbni Sina gibi ilk Müslüman alimlerin çalışmalarına baktığımızda onların psikoloji çalışmalarını daha ziyade insan araştırmasının hemen hemen tüm alanlarını kapsayan ya da hem ilahi olana atıfta bulunan hem insana atıfta bulunan çalışmalar olduğunu görüyoruz. İşte varoluş, tabiat, ahiret hakkında düşünmeye teşvik eden çalışmalar olduğunu görüyoruz. Başlarda teolojik konulara ilgi gösteriliyor tabii ama daha sonra Müslüman bilim adamlarının ilgisinin mistisizme doğru temayül ettiğini görüyoruz ve en son dönemde ise doğa bilimlerine yöneldiklerini görüyoruz. İslamileştirmeye bilgiyi batılı aslından kurtarmak ya da İslami bir kimlik kazandırma çabası olarak bakacak olursak aslında İslamileştirmeyi başlatan ilk kişinin Raci Farukilerden çok önce Ebu Hamid el-Gazali olduğu söylenebilir. Bunu Malik Hoca ile de istişare etmiştik. Yani Gazali Hazretleri'nin olduğunu söylemek mümkün. Bilhassa El-Munkız mined-Delal vel-Mufsih anil-Ahval bu mimari oldukça önemli eserlerinden birisi. Tabii daha sonraki dönemlerde yeni bir İslam düşüncesi metodolojisinin geliştirilmesine ihtiyaç duyduğunu savunan işte kim gibi Mevdudi gibi, Seyyid Kutup gibi, Muhammed İkbal gibi ya da Ebul Hasan Ali Nedvi gibi birçok isim bilgi ve rehberliğin aslında İslam'ın temel kaynaklarından alınması gerektiğini savundular. Buraya dikkat çektiler. Tabii tam anlamıyla bu psikolojinin İslamileştirilmesi çalışmaları 1970'lerde başlatılmış oldu. Her ne kadar 1960'larda Nakıb el-Attas bu kavramı ilk kez kullanmış olsa da modern dönemde aslında araştırma modeli olarak bu ismi ortaya koyan ilk isim, ilk kişi Raci Faruki'dir. Nakıb el-Attas ya da Fazlur Rahman'ı İslamilik problemiyle ilgilenen düşünürlerin önde gelen isimler arasında belirtmek lazım burada. İşte Abdülhamid, Taha Cabir el-Alvani, İmaduddin Halil, Yusuf el-Karadavi, Cemal Berzenci, İshak Farhan gibi pek çok öncü isim vardı. Bunları detaylıca aslında okumak lazım, eserlerini incelemek lazım. Muhammed Kutup ise Freud'u sadece rasyonel bakış açısı ya da psikolojik bakış açısıyla değil, o da az önce zikrettiğimiz gibi İslami perspektiften eleştiriyor. Ve modern dönemde de yine az önce söylediğimiz gibi Muhammed İkbal, Muhammed Kutup, Osman Necati ve kıymetli hocamız Malik Bedri gibi isimlerin yanı sıra elbette birçok isim, psikiyatrist, teolog, hatta psikologlar bu çabanın içine giriyorlar. Bununla alakalı belirtilmesi gereken bir husus da 1982'de kurulan, kuvvetle kurulan İslami Psikiyatri Cemiyeti. Önemli bir cemiyet. Üsam Errazi'nin ismini ve İslami psikiyatri konusunda çalışmaların yayınlandığı dönemi belirtmekte fayda var burada. Ve Nefsül Mutmainne dergisini hatırlatmakta fayda var. Tabii Türkiye'de de önemli isimler var. İşte bu, tabii din psikolojisi bağlamında bakarsak olaya Bedi Ziya Egemen, Osman Pazarlı, Hayati Ökelekli mutlaka zikredilmesi gereken isimler. Tarihi seyrin bizi getirdiği noktada 20. yüzyılın sonlarına ya da 21. yüzyılın başlarına genel çerçevede bakacak olursak
Modern psikolojinin İslamileştirilmesi için girişimlerde bulunan birçok Müslüman psikolog var. Yani bugün biliyorsunuz işte modern dönemde Humen Keşavarzi hocalar, Abdullah Rosmanlar, Amber Hak hocalar, işte Zübeyir Beşir Taha kendisiyle mülakat yapma şerefine nail olmuştu. Malik hocanın çok yakın arkadaşıdır. Bu bilim adamlarını mutlaka zikretmek lazım. Bedriye hocanın görüşleri üzerinde ilerleyerek önce psikolojide dine karşıt ve dinin özüne aykırı görüş ve temayüllerin temizlenmesiyle psikoloji ile dinin aynı zeminde buluşturulabileceği ya da bütünleştirilmesinin sağlanabileceğini savunan isimler bu isimler. Peki Faruki'nin bilginin İslamleştirilmesi hususundaki önerileri neler? Hızlıca geçebiliriz orayı. Az önceki slaytta gördüğümüz üzere İslami düşünce sorunu çözülmelidir olarak bakıyor olaya. İslam'ın temel kaynakları özümsenmelidir, kavranmalıdır. İslami miras iyice öğrenilmelidir. Ve ilk Müslüman alimlerin eserlerindeki psikoloji bilgileriyle modern psikoloji arasında geçerli bir sentez, yani o holistik yaklaşım dediğimiz bütünsel olarak bakabilecek yollar ortaya konulmalıdır diye düşünüyor Faruki. Muhammed İkbal ise yeni araştırma usullerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor ve eleştirel bir bakış açısına sahip olunması gerektiğini düşünüyor birçok muasırı gibi. Ve din psikolojisinin tecrübi yöntemini savunuyor. Bir anlamda İslami psikolojinin tecrübi yöntemini savunuyor. Yaşadığı dönemde tabii araştırmalar oldukça yetersiz. Ne kadar yetersiz olduklarına dikkat çekiyor zaten eserlerinde. Ve modern psikolojinin öncüleri sayılan James, Jung ya da Freud gibi isimlerin görüşlerini eleştiriyor. Osman Necati, Muhammed Osman Necati fotoğrafını bulmak çok zor oldu. İnternette araştırırsanız bulmakta zorlanacaksınız muhakkak. 1946'da İbn Sina'da Hissi İdrak, az önce bahsetmiştim. El-İdrakul Hissi'ye İbn Sina adlı eserinde İlmü'n-Nefsel İslami kavramını, yani İslami psikoloji kavramını kullanılan ilk isimlerden oluyor. Tabii onun yaklaşımına psikolojinin İslam'la çelişen belirli yönlerinin desekülerizesi diyebiliriz. Skinner hocanın da buna benzer bir ifadesi vardı. Tabii İslamileştirmekten bahsederken aslında Hristiyan modeli muhafaza etmekten değil ya da işte o dini modeli muhafaza etmekten değil ama bütün bölümleriyle, bütün kavramlarıyla olduğu gibi psikolojinin seküler modelini korumaktan bahsediyoruz ama bizim söylediğimiz şey burada yani bazı Müslüman psikologların yanlış anladığı şey şuydu. Malik Hoca'nın deyimiyle çökmesine ramak kalmış bir binayı İslami boyayla boyamak gibi diyordu. Mülakatında da bunu bana aktarmıştı. Daha önceki talebelerle gittiğimiz, yaptığımız ziyaretlerde de sık sık bu ifadeyi kullanmıştı. Tabii burada Malik Bedri Hoca'nın Müslüman psikologlarla alakalı o şeye girmeyeceğim. Kertenkele deliğiyle ilgili hadisi şerife ve kitaba girmeyeceğim. İlgi duyanlar okuyabilirler. Hocanın aslında Müslüman psikologların geçirdiği evrelerle alakalı bahsettiği üç tane aşama vardı. Birincisi kendisinin görüşme esnasında bana kara sevda olarak bahsettiği ama kitaplarında, yazılarında hayranlık evresi olarak geçen evre. Diğeri uzlaşma evresi ve bir diğeri de üçüncüsü de hocanın sezme, bazen sezme, bazen özgürleşme dediği evreden ibarettir. Tabii detaylarını konuşmak mümkün. Malik Bedri saatlerce konuşulsa, günlerce konuşulsa bitmez. Ama benim için çok önemli. Yani Müslüman psikologların kat ettiği, bugün geldiği noktaya kapıları açan, içinde bulundukları yolları tasnif eden, az önce bahsettiğim üç aşamayı tasvir edebilen ve gerçekten günümüzün belki Müslüman toplumunun iki bileğinin hoşuna gitmeyecek bir ifade olacak ama Sigmund Freud'u diyebileceğimiz kıymetli bir hocamız. Onun ifadesiyle İslami psikoloji yeni bir gelişme. Psikolojinin kendisi zaten gelişmiş bir disiplin. Buna bağlı olarak İslami psikoloji sadece bu gelişmiş psikolojiyi kullanmaz. Bununla birlikte nefs tezkiyesine insanı götürür ve gelişen bir disiplindir. Bu yüzden psikolojinin pozitif yönlerini kullanmak zorundadır Malik Hoca'nın ifadesiyle. Bedri'nin konuşmasından
yine mülhem, en son görüşmelerimizden, vefatından önceki görüşmelerimizden de bahsetmek gerekirse, tabii biliyorsunuz Malik Hoca'nın Müslüman Psikologların Çıkmazı, işte Düşünme kitabı ya da Psikososyal Çözümlemeler kitabı, bilhassa Ömer Havas ile yürüttüğü çalışması aslında hepimizin ruhunu okşayan, aktüel yaşamın içerisinde ne kadar basit, büyük problemlere ne kadar basit çözümler bulabileceğimizi gösteren nadide eserler. Müslüman psikologlara seküler psikolojide faydalı yönler bulunabileceğine ya da bazılarının İslami kaynaklarda kaynaklarının aslının gösterebileceğini işaret ederek psikolojinin İslamleştirilmesi istikametinde aslında Malik Bedri'nin işte ya da Faruk Yeni'nin ve Necati'nin söylemlerinden de özetle şu önerilerde bulunulmaktadır. Birincisi, Müslüman talebeler batılaşmanın zararlı enfeksiyonlarına karşı aşılanmalıdır. İkincisi, seküler psikolojinin ekollerini, mesela psikanalizi, talebelere ya da yeni Müslüman, genç Müslüman psikologlara İslami ve bilimsel bir yaklaşımla ele alarak eleştirel bir metotla öğretmek gerekir. Müslüman psikologlar seküler psikolojinin İslam'a münasip olmayan cihetlerinin zayıflıklarını izah etmelidir. Ve yine Malik hocamızın deyimiyle Müslüman psikologlar artık hayranlık evresinden o özgürleşme evresine temayüz edip yeni bir aşamaya geçmeli ve gelişmelidirler. Alçak gönüllülükle Müslümanlara yardım etmelidirler. Peki İslami psikoloji nedir, ne değildir? Çok kısa olarak ondan da bahsedelim. Çünkü İslami psikoloji denildiğinde İslam kavramı, İslami psikoloji kavramı, İslam psikolojisi kavramı ve hatta psikoloji kavramını tek tek incelemek lazım. Ama ben vaktim kısıtlı olması sebebiyle oraları geçerek size aslında Türkçe'de kullanılan İslam psikolojisi kavramının hem dini kaynaklara hem İslam düşünürlerinin ve mutasavvıflarının ortaya koyduğu nefs teorileri ve insanın ruh haline dair açıklamaları kapsadığına ilişkin tanımlardan bahsetmeyi uygun görüyorum. Ama İslami psikoloji dediğimizde tabii Batı'da bu böyle algılanmıyor. Batı'daki Müslümanlar tarafından belki bu böyle algılanmıyor ama yeni İslami psikoloji işte Malik Bedri, Zübeyir Beşir Taha, Human Keşavarzi, Amber Hack gibi isimlerin uygulama odaklı yaklaşım biçimlerinin altındaki motivasyonu göz önünde bulundurularak kavramlaştırmak diyebiliriz. Yani bununla ilgili birçok tanım yapılabilir ama İslami psikolojinin bir tanım ve metodoloji problemi olduğunu biliyoruz. Bir tanım için acele etmeye gerek var mı? Çünkü tanımlamak oldukça zor. Yani bunun için aceleye de gerek yok açıkçası. Ama belki şöyle bir tanım yapabiliriz. Yetme fikir birliği olmamasına rağmen İslami olan ya da şöyle söyleyelim, İslami ilimlerden mülhem, işte Kur'an-ı Kerim, sünnet, hadisler gibi temel kaynaklardan referans alınarak ilgilendiği konularının çeşitliliği, farklı kültürel yapılara ait dini ve manevi unsurları İslami ilkelerle çatışmayacak şekilde araştırma konusu yapan yeni bir anlayış biçimi, yeni bir disiplindir İslami psikoloji aslında. Batılı araştırmacılar İslami psikolojiyi tanımlarken zorlandıklarını onlar da ifade etmişlerdir. Human Hoca ile yaptığımız görüşmelerde de, Malik Hoca ile de, Zübeyir Beşir Taha ile yaptığımız görüşmelerde de edindiğim deneyim buydu. Aslında bir tanım problemi, evet, İslami psikoloji yaşıyor ama bireyin ruhunun mahiyetini dış ve iç duyularıyla zihin ve akıl gibi melekelerini inceleyerek insanın onu selamete, kurtuluşa erişmesini sağlayacak bir ilim dalı, bir disiplin olarak görmek mümkün. Tıpkı Osman Necati'nin Medhal ila ilmin nefsil İslami'de ele aldığı gibi ya da Ahmet Fuat el-Ehvani'nin dini olguların araştırılması, Müslümanların dini davranışlarını kapsayan psikoloji olarak tarif etmesi gibi. Tabii bunlar tek başına yeterli tanımlamalar değil. Daha şumurlu, daha ihata edici tanımlar yapmak lazım. Çünkü geniş bir şemsiye sunuyor İslami psikoloji bize.
teoloji, Arap edebiyatı, felsefe, tarih, akıl sağlığı gibi birbirinden çok farklı alanları ilgilendiriyor. Ve böyle geniş bir yelpazeye haiz olması sebebiyle de literatürde çok farklı tanımlamalar bulmak şaşırtıcı değil elbette. Bir sonraki slaytımıza geçecek olursak, tabii birçok çalışma yapılıyor bugün. Konularından bahsedecek olursak, İslami psikoloji tabii yeni temelleri olan bu İslami dünya görüşü demektir diyecek olursak, dolayısıyla hem İslam psikolojisi olarak gördüğümüz işte erken dönem Müslüman alimlerinin ele aldığı nefs, kalp, akıl, ruh gibi, irade gibi, fıtrat gibi konuları bugün de İslami psikoloji ele almaktadır. Zikir gibi, tevhid gibi, hatta pozitif psikoloji konuları gibi, erdemler gibi ve İslami perspektifle bunları Batı psikolojisinin pozitif yönleriyle sentezleyebilen, mezzedebilen, az önce söylediğimiz kalp, ruh, akıl, nefs gibi kavramları temel alan, manevi varlık üzerine odaklanan ve Batı psikolojisinin olumlu yönlerini manevi bir boyuta sahip İslami temellerle ele alan bir psikoloji olarak karşımıza çıkıyor. İslami psikoloji konusu ve metodunu konuşacak olursak tabii ki metodolojik sıkıntıları var. Hem geçmişte İslam filozoflarının üretmiş olduğu psikoloji kültürünü hem de günümüzde Müslüman araştırmacıların temelde Kur'an ve sünnete dayalı modern psikolojinin ürettiği teorilerden faydalanarak tabii. İslami çerçevede geliştirmiş olduğu yeni psikolojik içerikli değerlendirmeleri kapsar konusunu özetle bunu söyleyebiliriz konusuyla alakalı olarak. Tabii bunların dışında az önce bahsettiklerimizin dışında tevhid gibi, takva gibi, tevbe gibi, işte nefsin cihadı gibi, cihadı sahir, cihadı kebir gibi kavramlar incelenen konular arasında. Bugün yine motivler, kişilik, ruh sağlığı, bireyin grup içerisindeki davranışları, yalnızken davranışları gibi birçok farklı konuya da temayül göstermektedir İslami psikoloji. Son dönemlerde de rukye gibi, Kur'an ayetlerinin okunması gibi, yani manevi şifalandırmaları içeren müdahale çeşitlerini, model oluşturmayı, sufi psikolojiyi ele aldığını görüyoruz. Peki günümüz çalışmalarında neler var? Tabii her akademik disiplinin bir tanımı, kök salabileceği ve onu alandaki diğer çalışmalara bağlayan kavramsal bir çerçevesi ya da dayandığı felsefi varsayımlar gibi belli standart bileşenleri var. Bu alanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu hatırlarsak İslami psikolojinin az önce de söylediğim gibi metodolojik problemlerin olduğu açıktır. Yani kategorilerinin farklı işlevlere hizmet ettiği ya da daha fazla araştırma gerektirdiği açıktır. Günümüz çalışmalarına Batı dünyasında ya da işte Türklerin çalışmaları dışında çalışmalara baktığımızda tabii evvelen şeyi zikretmek lazım. Yani Malik Bedri Hoca'nın Ebu Zeyd el-Belhi'den ortada gördüğünüz, soldan üçüncü fotoğrafta gördüğünüz eseri Ebu Zeyd el-Belhi'nin kitabını tercüme faaliyetiyle alana kazandırmıştır. Tabii Abdullah Rahutman hocaların, işte vefat eden Ayşe Uts hocanın, yine Malik Bedri hocanın Ömer Avas'la yaptığı Cyber Counseling adlı kitabın bunların hepsinin zikredilmesi gerekir. Hepsi çok önemli. Model oluşumları sunmaya çalışan eserlerle birlikte aynı zamanda aktüel yaşamdaki psikososyolojik çözümlemeleri de içeren bir takım eserler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mesela son yıllarda Amber Hak Hoca'nın Muhammed Hoca ile yaptığı Psychology of Personality, Islamic Perspectives adlı eseri Kur'an'da insan doğası, ruh ve kalp kavramları, insan motivasyonu, kişilik tipleri gibi felsefi kavramların tanımlandığı bir eserdir. Ya da Ayşe Uts Hoca'nın Psychology from the Islamic Perspective, yani temel psikolojik kavramların tanımlandığı motivasyon, duygular, yaşam boyu gelişim, sosyal ve anormal psikoloji dahil olmak üzere psikolojinin birçok alanını kapsayan, ihate eden bir eser ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani sadaka-i cariye olarak geride bıraktığını görüyoruz. Keşeverzi Hoca'nın yine biliyorsunuz Amber Hak'la yaptığı Integrating Indigenous Healing Methods in Therapy, Muslim Beliefs and Practices adlı çalışmaları da İslami bağlamda psikolojik müdahaleler için çok yol gösterici eserlerden bir tanesi.
Tabii bunların sayısını artırmak mümkün. York Erkerem Hoca'nın İstemik Sarpalacı ilk kitaplardan birisi. Bana hatta Malik Hoca takdim etmişti. İlk onunla tanımıştım eseri. Türkiye'deki çalışmalara baktığımızda peki neler var? Evet, son 3-4 yıldır hatta 5 yıldır Türkiye'deki çalışmalara geldiğimizde özellikle Malik Bedri Hoca'nın eserlerinin tercüme edilmesi, farklı iki versiyonda mesela Müslüman psikologların çıkması ya da Müslüman psikologların ikileme olarak gördüğümüz iki farklı baskı, iki farklı kitap evinden yayınlanmış kitabı, yine psikososyal çözümlemeleri, Düşünme adlı kitabı, Contemplation dediğimiz, Hayati Ökerekli Hoca'nın İslam psikolojisi yazıları da bence bu grupta mutlaka zikredilmesi gereken eserlerden bir tanesi. Yine Mehmet Atalay Hoca'nın Kur'an'ı psikolojiyle bakmak, kıssalar bağlamında ele aldığı eserlerden bir tanesi. Malumunuz Zuhal Alkaya Hoca'nın Psikoloji ve Psikoterapide Din adlı eseri. Bizim İslami psikoloji ile bir ilgili el kitabı olarak basmaya söz verdiğimiz, Malik Hoca'ya basmaya söz verdiğimiz küçük kitabımız. Yine Taha Burak Hoca'nın son zamanlarda çıkan o kıymetli eseri ve son dönemde tercümesi yapılmış olan İslami Psikanaliz ve Psikanalitik İslam adlı farklı makalelerden oluşan konferanslardaki, Manchester Konferansı'ndaki tebliğlerden de aynı zamanda oluşan eserlerden bir tanesini bahsetmek Türkiye'de yapılan çalışmaları bir kısmını en azından sunmuş olmamıza vesiledir. Tabii bu beraberinde işte Usame Balıkçı Hoca'nın makalesi var. Yani yeni yeni çalışmalar devam ettiriliyor Allah'ın izniyle. Peki şeyi de bir belirtelim. Son dönemde yapılan çalışmaları özellikle Human Keşavazi Hoca'ların son 2016'ya kadar, 2006 ile 2015 yılları arasındaki çalışmaları inceleyerek, dünya genelinde yapılmış çalışmaları inceleyerek ortaya koydukları bir tematik analiz vardı. Bu tematik analize göre arkadaşlar, analizde ortaya çıkan daha doğrusu 5 ana tema ile karşılaşıyoruz. Bu eserlerde birincisi Batı teorilerinin İslami pratiklerle birleştirilmesi çalışmaları. İkinci tema olarak İslami psikolojinin tarihi ve modern dönemde yeniden ortaya çıkmasının araştırılması. Üçüncü olarak teorik modellerin geliştirilmesi. Dördüncü olarak pratik müdahaleler ve tekniklerin yine geliştirilmesi. Ve son olarak da Müslümanlarda kullanılmak üzere norm haline getirilmiş değerlendirme araçlarının ve tabii ki ölçeklerin geliştirilmesi. Müslümanların aslında ölçek çalışmalarında daha fazla ivme kazanması gerekiyor. Kaliteli ölçek çalışmalarının yaptırılması gerekiyor. Tabii burada şeyi de bahsetmek lazım, şundan da bahsetmek lazım. 2017'de de bir başka çalışma yapılıyor. Kaplik ve Skinner'ın çalışması. The Evolving Islam and Psychology Movement adlı bir makale bu. 40 yıl kadar öncesine dayanan alternatif bir incelemeyi sunuyorlar bu çalışmada. Ve literatürde konuya dair 3 ana yaklaşımdan bahsediyorlar. Birincisi İslami filtre yaklaşımı, ikincisi İslami psikoloji yaklaşımı, üçüncüsü de karşılaştırma yaklaşımı. Bu tematik analizlerden ve son dönemde yapılan diğer çalışmalardan da anlaşılacağı üzere yani literatür taraması ya da İslami psikolojinin günümüzdeki temsilcileri, mümessilleriyle yapılan mülakatlar, görüşmeler neticesinde İslami psikolojinin aslında her geçen gün yayıldığı ve ivme kazandığı görülmekte. Tabii birçok kurulan, geliştirilmeye çalışılan işte ESIP gibi ya da Batı'daki Halil Center gibi bir takım ruhsal iyileştirme tekniklerinin ve araştırmalarının yapıldığı laboratuvarlar gibi, Rami Hocaların laboratuvarı gibi birçok aslında kurum, dernek vesaire kurulmaya çalışılıyor. Konferanslar ve kurslar düzenleniyor Cambridge Üniversitesi'nde olduğu gibi. Ya da şu sıralarda bildiğim kadarıyla Katar'da bir master programı Recep Şentürk hocaların bulunduğu Hamad bin Halife Üniversitesi'nde bir master programı düzenlenmeye çalışılıyor. Bunlar da İslami psikolojinin yayılmasını kolaylaştıran önemli etmenler. Yani sadece Müslüman ülkelerde değil, aynı zamanda Amerika gibi, Avustralya gibi, İngiltere gibi birçok gayrimüslim ülkede de, birçok seçkin üniversitede İslami psikoloji eğitimleri veriliyor.
Bunların dışında başka nelerde? Bir sonraki slayta geçecek olursak aslında İslami psikolojinin geleceğine dair nelerden konuşabiliriz ya da ne tür önerilerde bulunabiliriz? Kısaca bundan bahsedecek olursak İslami psikolojinin geleceği yapılan çalışmaların geliştirilmesi, işte Müslüman psikologların ve psikiyatristlerin sayısının artırılması, psikanaliz ve İslam'ın uzlaşabileceği bir zeminde bir araya getirilmesi ve dolayısıyla o sunumumuzun başında Freud'un oturttuğu, danışan koltuğuna oturttuğu İslam'ın artık oradan kalkarak oturtulması gerekenleri oturttuğu ya da işte bunların yapılabileceği alanın genişletilmesi, İslami psikoloji disiplininin sisteminin oturtulması ve yeni modellerin oluşturulması gibi çabalardan geçiyor. İslami psikolojinin geleceği bu tarz çabalardan geçiyor. Tabii bu noktada Müslüman alimler, modern dönem Müslüman psikologlar kendilerine kalan miras çok iyi değerlendirmek durumundalar. Gün yüzüne çıkarmak zorundayız. Tercüme edilmemiş, Türkçe'ye ya da diğer dillere çevrilmemiş eserlerin titizlikle incelenerek çevrilmesi gerekir. İmam Muhammed Birgivi'yi, Molla Fenari'yi, Sadrettin el-Konevi'yi, Ahmet Cevdet Paşa'yı, bu isimlerin bize bıraktıkları mirası, bizlere sunduğu katkıları incelemek ve özellikle de Hint halk kıtasından İmam Sir Hindi'yi, Şah Abdülaziz'i, Eşref Ali Tenli gibi birçok mühim ismi incelemek aslında İslam psikolojinin geleceğinin sağlıklı ilerleyebilmesi için oldukça mühim. Tabii birçok konu çalışılabilir. İslam alimleri ve psikologlar arasındaki bu disiplinler arası çalışmanın temelini oluşturabilmek için birçok konu ya temas edilebilir, metodoloji geliştirilebilir. İşte az önce söylediğimiz gibi tercümeler arttırılabilir. İnsan psikolojisinin İslami paradigmasına girişle alakalı müfredatlar uygulanabilir. Modern psikiyatrinin temelleri İslami perspektiften ele alınabilir. Kognitif terapi uygulamaları, belki EMDR, işte klasik davranış terapisi, bunların hepsi İslami perspektiften yeniden değerlendirilebilir. İslami perspektiften grup psikoterapisi yapılabilir. Mesleki etik tekrar incelenebilir. Aile terapisi ya da aile içi şiddet gibi konular eğer verimli bir şekilde titizlikle incelenirse İslami psikoloji alanındaki miras yeniden canlanacaktır. Ve bütüncül, ruhsal olarak bütünleşmiş, insanı en iyi oluş biçimine taşıyan, tezkiyetün nefsini sağlayan yeni bir disiplin böylece Müslümanlara ve tüm dünyaya aslında kazandırılmış olur. Umut ediyorum ki gelişimi devam eden İslam psikoloji hareketine katılmak isteyenler için ilham vesilesi olmuştur Zehracığım konuşmamız. Elbette hocam. Çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş kaynakları gösteriyorum. Bir saniye. Hocam bahsetti. Kaynaklar. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi Gülsüm arkadaşım sorularımızı soracak size. Sonrasında tekrar mikrofonu ben alacağım. Buyur Gülsüm. Kıymetli sunumunuz için teşekkür ederiz hocam. Birkaç soru gözüküyor. Sordukça devamı gelir diye tahmin ediyorum. Nefs tezkiyesi ve İslam psikolojisinin konusu nedir? Bölümündeki alt başlıklarla tasavvufla çok ortak yanı ve temeli olduğu görülüyor. Bu kümenin kesişen ve ayrılan kısımlar hakkında da bilgi verebilir misiniz? Hocam mikrofonunuz kapalı Evet, sanırım. mikrofonumu açmaya çalışıyorum ama host müsaade etmeyince cevap veremedim. Tabii ki tasavvuf özellikle de o suf kelimesinden hani yalınlıktan, mistisizmden bahsedecek olursak hatta William James'in ben o Dinsel Tecrübenin Çeşitleri kitabındaki mistisizm chapter'ını çok severim. Sufi psikoloji olarak da alt başlık olarak geçtik. Bilhassa insanın kendini aşma tecrübeleri, ben ötesi deneyimler dediğimiz transpersonel deneyimler, dolayısıyla tasavvuf yani mistik deneyimler, insanın işte klasik tasavvuf anlayışıyla tabii ki örtüşen yönleri,
ya da bireysel olarak yaşadığı o bilinç katmanlarında yaşadığı farklılıklar, farklı farklı katmanlarda hissettiği tecrübeler, edindiği tecrübeler ya da hani o sufinin bir diğer manası da gölgeliktir ya, işte o avlusunda ya da altında gölgelenmeye çalıştığı, insanın kendini aşmaya çalıştığı, az önce de söylediğim gibi transpersonel dediğimiz bütün konular aslında İslami psikolojiyle birebir örtüşen konular. Yani İslami psikolojinin konusu bunlar. Dolayısıyla kesişen kümeler, ayrışan yanları maalesef yok. Yani böyle bir cevap bekliyorsa arkadaşımız, yok. Çünkü sufi aslında, sufi dediğimiz ya da işte suffa ehli dediğimiz, hani ashab-ı suffadan gelir ya o tasavvufi kavramlara baktığımızda, İslam özelindeki insanın özel hali, mistik hali dediğimiz ya da işte belki sadece İslam'da değil, Batı'da baktığımızda Rahibe Teresa gibi, Azizete Avilalı Teresa gibi ya da işte Çin Hindu dinlerinden örneklere baktığımızda, bunların hepsine aslında baktığımızda tasavvufun birebir insanla ilişkili olduğu, dolayısıyla kendini aşmaya çalışma esnasında saflaşmakla alakalı ya da tezkiyet-i nefs dediğimiz o seyri sülük yolculuğunda, serüveninde yaşadığı bütün deneyimler ve o esnada karşımıza çıkan bütün kavramlar İslami psikolojinin konusudur. Peki hocam. Bu yabancı kaynakları gösterdiğiniz slide sayfası için Türkçesi bulunmakta mıdır diye bir soru gelmiş. Türkçeleri Malik Hoca'nın eserleri çevrildi Mahya Yayınları'ndan, biliyorsunuz. Ama onun dışında işte psikososyal çözümlemelerim var. Müslüman psikologların ikilemi ya da çıkmazı iki farklı baskı olarak var. Bildiğim kadarıyla bir tane daha şu an çeviri aşamasında ama daha yayınlanmadığı için ismini söyleyemiyorum. Ama diğer eserlerin çoğunun maalesef Türkçesi yok. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sunumda bu alanda gelişmelerin hızlanması için tercüme çalışmalarının da hızlanması gerekiyor. Ümit kesinlikle ediyoruz. Türkçeleri de bir an önce yayınlanır. Gökçin Hanım da yurt dışında gelişmelere baktığımızda İngiltere'de Cambridge Muslim College'da İslam Psikoloji, İslamik Psikoloji online diploma programı bulunuyor. Ülkemizde de böyle bir eğitim programının açılması mümkün olabilir mi? Veya ne zaman böyle bir şey mümkün olur, merak ettim. Şöyle, biliyorsunuz ben İstanbul Üniversitesi'ne mensubum. Orada bizim manevi danışmanlık ve rehberlik ve aynı zamanda din hizmetlerinde iletişim ve irşat yüksek lisans programlarımız açıldı. İki programda da İslami psikoloji ile alakalı derslerimiz var. İkinci dönemde yine derslerimiz olacak. Ayrı bir program olarak da elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz zaten. Bildiğim kadarıyla diğer üniversitelerde de, İbni Haldun gibi, Sabahattin Zaim gibi üniversitelerde de, zaten Malik Hoca'nın malumunuz bir süre Sabahattin Zaim'de bulunması vesilesiyle birçok İslami psikolojiye ilişkin dersler veriliyor. Bu alandaki gelişmeleri biz de heyecanla takip ediyoruz. Umarım daha da artarlar. Sorularımız bu kadardı. Teşekkür ediyoruz hem cevabınız hem de değerli katkınız için. İslam psikoloji olarak ben de arattığımda bir İSİB'in iki videosu çıkıyor. Sonrasında da sizin kitabınız çıkıyor. Gelenek ile Gelecek Arasında İslam Psikoloji. Hı hı, hı. Tekrardan teşekkür ederiz hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Bir soru geldi. Onu da hemen ileteyim. Buyursunlar. Tercüme bu alan özelinde zor gerçekten değil mi? Çünkü yalnızca yabancı dile değil, İslam literatüre de hakim olmak gerekiyor. Yoksa çalışmaların kritik noktaları kaybolabiliyor. Çok güzel bir yorum. Malik Bedri Hoca da hep böyle söylerdi. Yani İslami ilimlere de aslında vakıf olmak gerekiyor, hem jargona. Ama bu aşılmayacak bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'deki o önemli emir gibi ikra ayetinden mülhem. Bol bol okuyarak alandaki, açıkçası alana ilişkin iğne deliği kadar yer bırakmayacak şekilde bütün konulara hakim olduktan, haiz olduktan sonra zaten çok rahat tercüme edebilirsiniz eğer lisanınız da iyiyse. Ki bugün bu alanlarda çalışacak insanların en az iki dili, ana dili gibi bilmesinde fayda var. İngilizce ve Arapçayı kastediyorum. Evet. Yarım kaldı bir teşekkür belgesi sunuyordu Zehra. Tamam, söz alabilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizden hatıra kalması adına böyle bir belge hazırladık sizin için.
Gerçekten yani bu seminer serisi olarak yapıyoruz biz. Başlangıçta teorisyenlere teoriye bakarak işte bunun altyapısını inceleyerek sonrasında da pratik alana bakıyor olacaktık. Sizin bu sunumunuzda böyle hem geçmiş hem gelecekle ilgili bağ kurmak ve o özet şeklinde çok güzel oldu gerçekten. Hepsini bir arada film şeridi gibi gördük yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için de yoğun programınız arasında ayrıca tüm arkadaşlar adına da teşekkür etmiş olayım. Ben de emeği geçen herkese, Zehra'cığım size, Gülsüm Hanım'a, görünen görünmeyen bütün arkadaşlara, İSİP International platformuna herkese teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlara bize sabrettikleri için teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki niyetimizdeki gibi Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak üzere bir sohbet ve özet olmuştur. İnşallah alana ilgi duyan arkadaşlara bir miskal ağırlığınca da olsa ufuk açıcı bir sunum olmuştur inşallah. Allah razı olsun hocam. Kapatmadan önce son bir hatırlatma yapacağım. Ağustos ayında ilk yüz yüze konferansımızı gerçekleştirdik. Onun videoları da yakın bir zaman içerisinde YouTube kanalımıza yüklenecek. Aynı şekilde bu seminerimiz de yükleniyor olacak. Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese tekrardan. Görüşmek üzere inşallah bir dahaki ay. Hayırlı akşamlar.